Buğra Bey, bugün tam 4 influencer'la toplantınız var. Hepsi öğleden sonra. Aralarına da birer saatlik boşluklar koydum. İyi yapmışsın. Bir de ben direksiyon dersleri almaya başlıyorum. Neden? Ya baktım, ben sadece kendi arabamı kullanabiliyorum. Sizinkini kullanamıyorum mesela. Daha iyi bir şoför olmak için ders almaya başlayayım dedim. Sizi de böyle oradan oraya artık rahat rahat götürüp getirebileceğim. Gerek yok. Neye gerek yok? Arabamı kullanmana. Ben kullanıyorum arabayı. Gerek yok, sağ ol. Ama siz İstanbul trafiğinden nefret edersiniz Bora Bey. Yok yok, siz merak etmeyin, ben 3-4 dersi hallederim. Bendesiniz siz, bende o iş, merak etmeyin. Bir de şu sabah 8'de gelme meselesini de düşündüm. Ben sabahları 7'de geleyim, siz uyanana kadar sizi bekleyeyim. Gelme Ada. Tamam, gelme. Anlamadım. Bundan sonra eve gelmene gerek yok diyorum. Anladın mı? Güzel. Ama Bora Bey, enerji içeceğiniz, endeksler, ajanda, trafik... Hanife hazırlıyor sağ olsun benim enerji içeceğimi. Endekslere ve ajandaya da ofise geldiğimizde bakarız. Arabayı da ben kullanıyorum, yani senin yapacak bir işin kalmıyor. Tamam mı? Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bana kahvemi getirir misin? Hadi, hadi. Bora Bey, siz benden memnun değil misiniz? Alakası yok. Hadi sen benim kahvemi getir. Hadi. Neden işim yapmama izin vermiyorsunuz o zaman? Ofiste, şirkette daha verimli, işinde gücünde daha verimli olasın diye. Ada, tamam mı? Hadi benim kahvemi getir Ada. Hadi, hadi. Bir şey olmuş Bora Bey, belli yani. Ben istemeden bir şey yapmışım ve sizi kızdırmışım. Benden memnun değilsiniz şu an. İşim yapmama izin vermiyorsunuz, evde azarlıyorsunuz. Ben ne yaptım size? Yani hatamı söyleyeyim, ben düzelteyim. Sana ofiste böyle şeylere tahammülüm olmadığını söylemiştim Ada. Nasıl şeylere? İki oldu bu. İki. Ne konuşuyordunuz Rüzgar'la? Söyle. Rüzgar'la ne konuşuyordunuz? Söyle. Sözlendikleri için ne yediği istediklerini sordun. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe'yi, Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük. Gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığını Rüzgar'ın evlenmedik ilinden sonra gördük. Ama Bora Bey, açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet Ada, söyledin. Söyledin, bana söyledin. Bora Bey dedin, bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedim, bir şey yapmasak mı acaba dedim, bir şey söylemesek mi acaba dedin. Dedin Ada, dedin. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordu. Söyledim, söyledim evet yani. Söylemiş olabilirim, evet şu an çok şey yapamadım ama... kan şekeri. Benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken... hipoglisemi geçirdim. Başına gelmeyen bilemez, çok kötü bir şey oldu. Anladım. Ada, anladım. Ama bana asıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın kendi işi dışında her şeyin içinde olması. Bu dosya benim için mi? Hı hı. Alayım.
Neredeydin sen? Yemekteydim Bora Bey. Yemekteydin. Anladım. Peki bizim yemek molamız ne kadar ada? Bir saat. Bir saat. Bir saat yemek için uygun bir vakit. Değil mi? Yeterli bir vakit. Tabii. Peki bir saat 28 dakika. Öyle bir vakit mi? Yani bizim yemek vaktimize uygun bir vakit mi? Ben biraz gecikmiş olabilirim. Geç kaldım. Evet ama açıklayabilirim. Gerek yok. Geçen yıla ait toplantıların, muvafakatları nerede? Geçen yıl dosyaların... Ben de biliyorum Ada. Dosyayı açmayı. Bak açmışım zaten değil mi? Açık. Ama neden alfabetik bir şekilde sıralanmadı bunlar? Neden? Vallahi öyle bir talebiniz olmamıştı. Ben o yüzden... Görevlerini sana hatırlatmak tarzım değil Ada. Kendini biraz işine verirsen, kendi işine yoğunlaşırsan çok sevinirim. Anlaştık mı? Hello dünyanın en süper ikilisi. Hashtag Adbor. İkili gibi ikili ya. Ne alemdesiniz? Çalışıyoruz Tuğçe. Senin aksine. Çok espritüelsin Baracığım. Süpersiniz ya. Bayılıyorum size. Sizin bu çalışma dinamiğiniz çok güzel bence. Boracığım, sana bir şey itiraf etmem lazım benim. Buyur. Söz konusu sen olmasan adayı çoktan kapmıştım. Öyle mi? Evet. Ya bu zamanda Ada gibi zeki, çevik, çalışkan, pratik, azimli bir asistan bulmak mümkün değil. Tuğçe Hanım, mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Abartıyorsunuz ama. Hiç abartmıyorum. Abartmakla alakam yok. Hatta ben bir ara düşündüm ki Bora bu sektörden sıfır asistanla emekli olacak diye düşündüm. Ama Adacığım top notch bir asistan olarak bu işi çözdü. Tuğçe! Sen buraya adayı övmeye mi geldin? Yok. Hiç benim adayı övmekle alakam yok. Bu geçen ayın moda kataloğu vardı. Onu ben odamda bulamadım. Dur. Bulamadıysan dur, yorulma. Ada, Tuğçe Hanım'ına yardımcı olur musun? Top notch asistant olarak. Tuğçe sen yorulma, olur mu öyle şey? Ada hadi. Hadi bakayım. Ben bulayım o zaman. Yani ya. Ada sen. Sen neden erkenden geldin stüdyodan? Siz bana hemen dön dediniz ya. O yüzden. Hı hı. Bir de Bora Bey. Ne? Bora Bey, yarın bir toplantınız var. Toplantıdan önce benim size... toplantınız var biliyorsunuz. O toplantıdan önce size görseller göstermek istedim. Sen şimdi kataloğu yerine bırak. Hadi bak sana dön. Bora Bey, siz iyi misiniz? Böyle bir kızdınız sanki bana. Ada ben, benim sana aklım vermiyor. Sen işlerini bitirmeden nasıl gelebiliyorsun buraya? Sen stüdyodaki işlerini bitirmeden buraya nasıl gelebiliyorsun? Benim aklım vermiyor. Bora Bey, siz bana dediniz ya görselleri de al gel. Sus. Dosyayı masaya bırak. Dosyayı masaya bırakır mısın? Teknik ekipten iki adam çağır, iki eleman çağır hemen sen buraya. Masanı çıkarsınlar. Kapının önüne koysunlar. Lan! Ben şimdi çıkıyorum. Siz şey yaparsınız. Hadi hallediniz siz, ben çıktım. Benim masam gitti. O topukluları ayağından çıkart. Ay, işe yaramadı. Allah kahretsin seni, işe yaramadı. Sen Tuğçe'nin ipiyle kuyu inersen böyle olur Ada. İşe yarasaydı Tuğçe, ooo! Alo Tuğçe,
Ne haber? Ben de seni arayacaktım, kusura bakma. Bu akşam yemeğe ne dersin? Evet. 8. Yok, yok. Yok. 7 olsun. 7 olsun mu? Tamam, tamam. 7 olsun. 7 olsun. Hayır. Hayır Fulya, ben alacağım seni evden. Tamam? Tamam. Tamam, hoşça kal. Derken? Ada, masada neler oluyor? Ben pek anlayamadım da. İçimden bir ses senin bana anlatacağını söylüyor. Anlatacak bir şey yok ki Bora Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne gibi? Ada, kızmaya başlıyorum ama bak bana nasıl yani ne gibi demeyi bırak ve anlat hadi. Hadi. Yani şey Bora Bey, biz acıktık. Evet. Tuğçe Hanım'la yemeğe geldik buraya. Allah Allah. Rüzgar buraya geliyor, benim olduğum restorana. Tesadüf. Siz Tuğçe ile şirketten çıkıyorsunuz, karnınız acıkıyor, bir restorana gidelim diyorsunuz. Benim Fulya ile olduğum restorana geliyorsunuz, tesadüf. Ve sen benim bütün bunlara inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Bu mu? Murat Bey, dönsek mi? Çok ayıp oluyor masadakilere. Siz bana yine kızıyorsunuz. Dönelim hadi. Hadi hadi. Ben de sana kızmak istemiyorum ama. Bora Bey, ben çok özür dilerim. Ben nasıl oldu anlamadım. Şimdi değil Ada. Şimdi değil. İyi geceler. Bora Bey, özür dilerim. Gözüme bile bakmadı. Yes. Ada. Odama gel hemen. Buyurun Bora Bey. Konuş. Ha, ben dosyaları aldım, alfabetik sıraya göre hepsini böyle dizdim. Dizdim. Gömlekleriniz de kuru temizlemeye gitti, gelecek inşallah. Ne dosyasından, ne gömleğinden bahsediyorsun bana da? Restorandan bahsediyorum sana. Dün gece ne yapmaya çalışıyordun orada? Söyle, ne yapmaya çalışıyordun? Ha, şey, restoran. Restoran. Restoran biz açtık, acıkmıştık Tuğçe Hanım'la. Gittik yemek yemeye. Aa! Sonra bir baktık ki tesadüfen siz oradasınız. Aa! Dedik, şaşırdık biz de, öyle oldu. Ada. Bora Bey. Doğru düzgün anlat şunu. 5 dakikan var. Dinliyorum. Hadi. He. Tamam, şöyle oldu. Şöyle oldu Bora Bey. Şimdi ben şirketteydim. Tuğçe Hanım da şirketteydi. Biz karşılıklı merhaba dedim, merhaba dedim. Ne haber? İyi dedim ya, senden ne haber falan derken böyle bir şakalaşmalar oldu. El kolu şeyleri oldu. Ondan sonra bir gördüm. Aa! Dedim, bir baktım. Dudaklarında bir ruj. Dedim ki bu nereden? Bu nedir böyle? Dedim falan. Kaç dakika kaldı? 3. 3 daha varmış. Dedim ki bu nereden? Dedi ki şuradaki kozmetikçide. O kozmetik nerede? Nerede? Dedik yanında baktık restoran. Restoranda tamam, girdik dedik ki adresine tamam. Çıkmıştık. Milli Ada. Elimize yapışmış. Tamam. Allah ne dil vermiş arkadaş. Efendim Suha Bey. Bugün müydü o? Tamam. Tamam ben geliyorum hemen. Tamam. Tamam Suha Bey. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz orada. Hoşça kalın. Kim o? Nereye? Şimdi benim acilen çıkmam lazım. Çok önemli bir toplantım var. Geldiğimde bana mantıklı bir açıklama yapmazsan olacakları sen düşün. Ben gelmiyor muyum? Gelmiyorsun. Çekil önümden. Tamam, buyurun.
Yandın Ada, yandın. Vallahi yandın. Bugün son günün. Belli. Şimdi ben susacağım. Sen konuşacaksın. Tamam mı? Evet. Anlat. Dinliyorum. Bora Beyciğim, anlatmıştım zaten. Yani ekstra şu an anlatacak bir şeyim yok. Bu, olan bu. Yani biz acıkmıştık, açtık. Tuğçe Hanım'la gittik restorana, bir baktık ki... Aa, siz oradasınız. Allah'ın işi işte, bir baktık oradasınız. Fulya Hanım'ı da şöyle oldu. Benim damarıma bastı. O Fulya benim damarıma bastı. Beni sinir etti. Benim tepemin tasını attırdı. Ben o yüzden böyle deli kuvveti geldi. Ondan öyle oldu. Ben yani ayıp oldu tabii ama yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Hepsi tesadüftü yani, öyle mi? Evet. Tesadüfen o mekana geldiniz. Sen Fulya'nın üzerine atladın. Fulya'ya rezil olduk. Restorana, restorandaki insanlara, restoranın sahibine, hepsine rezil olduk. Ama hiçbiri kasti değildi. Hepsi ufak bir delilikti. Öyle mi? Bu mu? Bu mu senin cevabın Ada? Senin cevabın bu mu Ada? Evet. Bu. Eyvallah. Bora Bey, orada nasıl göründüğünü farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim. Misalen diyorum yani. Bora Bey. Tamam Ada, yorma kendini. Deliymişsin, değilmişsin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil, tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağıma karar verdim. Hayır. Bora Bey telefonunuz. Telefonunuz çalıyor Bora Bey, açın. Önemli olabilir. Telefonunuza bakın bence. Bırakın onu. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Ada, Elif burada. Kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. Hey ya, bizdeymiş. Ne? Vallahi. Hadi. Hadi. Geldin mi? Baba. Nereye gidiyorsunuz siz? Annenle 200 saatlik bir işimiz var. O da çok endişeleniyordu Elif yalnız kalacak diye. Bak sen de geldin. Hadi hemen geç içeri, yalnız kalmasın çocuk. Hadi, hadi canım, hadi geç kalmayalım. Gidip geleceğiz ya, basma suratını şöyle. Çok güzel bir yermiş bak. Adam diyor ki sizin için... Normalde çıkmazsınız. Çıkacağınız yerim olur. Neyse. Kazamız mübarek olsun. Neden evine çıkıyorsun? Başka nasıl yapacaktım ki? Hani abla bunu yapıyor. Aa, ama onunla yaparsak elimizin lezzeti geçmez ki. Geçmez mi? Geçmez tabii. Bak böyle elinle böyle çıpacaksın. Sonra bu kolun yorulacak. Sonra bununla bir daha çıpacaksın. Böyle. O zaman kolun yorulur. Yoruluyor. Ama güzel olan da bu zaten. Emek vereceksin, yorulacaksın. Sonra o kek piştikten sonra tadına bakacaksın. Oh diyeceksin, ne kadar güzel yapmışım. Elime sağlık diyeceksin. Evet. Evet, o zaman çırpalım. Çırp. Onu da kır. Prenses, sen daha yatmadın mı bir tanem? Kek yapıyoruz biz. Hoş geldiniz Bora Bey. Bu saatte kek mi yapılır prenses? Kek saat kaç sularında yapılır acaba? Ona göre söyleyin de biz bir dahaki sefere sizin dediğiniz saate göre kek yapalım, olur mu? Ben bu kek saat kaçta yapılır bilmem ama bu saatte yapılmayacak kesin. Bunu biliyorum. Prenses,
Hadi bir tanem yatağa. Bak geç oldu. Ha? Uykun gelmiştir. Ya kek yapıyoruz biz dayı. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu. Yazık. Prenses. Ben Ada ablanı bir iki dakika alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Sen durmaya devam et. Bu fala. Ada. Bakar mısın iki dakika? Tabii. Elif. Sen o cevizleri iyice döv, tamam mı? Sen neyi döveceksin? Ay, teyze kadar akıllı. Oy. Ada, hadi. Evet, seni dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Bana bak, az önce bir şey mırıldandım. Mırıl mırıl bir şey mırıldandım. Ne mırıldandığını söyle, dinliyorum. Söyle, söyle, dinliyorum. Söyle. Mırıldanmadım. Ben bir şey mırıldanmadım. Gerçekten bir şey mırıldanmadım. Vay be. Ben senin hakkında çok yanılmışım, biliyor musun? Neden? Yani ben en azından seni biraz olsun cesur zannediyordum. Değil misin? Yazık. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu dedim. Şaşırmadım yani. Öyle mi? Öyle. Neden? Sabahları kahvaltıdan önce saç ve tırnak kontrolü yapıyor musunuz? Bak eğer benim öyle takıntılarım olsaydı seni işe almazdım, biliyor musun? Aa pardon. O ne demek? Tırnaklarım mı pis benim? Saçım mı pis benim? Ben kirli mi giyiniyorum şirkete? Sus. Bana bağıra bağıra konuşma. Ben evde iş konuşmam, tamam mı? O yüzden sus. Sus. Ada abla bunlar tamam. Aa çok güzel olmuş. Hadi prenses artık yatağa. Bak ben sana söz veriyorum. Yarın sabah beraber biz keki yapacağız, tamam mı? Ben sana yardım edeceğim. Hiç sıkıntı yok. Hadi yatağa bir tanem. Hadi geç oldu, uykun geldi artık. Yatmam. Prenses. Aa. Süt alabilir miyim? Tabii ki. Alabilirsin. Yani gece gece geç diye tutturmasanız ben de lafını etmeyeceğim ama... Kek yemeden yatmam. Buyurun Ada Hanım. Teşekkürler Bora Bey. Evet, sütümüzü de koyduk. Un, un nerede? Un Bora Bey. Un. Tabii unum. Tabii 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 ben onu ben veririm. Hallederim ben. Buyurun Ada Hanım, ununuz. Teşekkürler. Unumuzu aldım. Şu konuya bir açıklık getirelim. Hangi konuya Bora Bey? Eve gelmemeni istediğimi söylemiştim. Evet söylediniz. Ama buradasın. Buradayım evet. Neden? Zafer Bey çağırdı beni. Elif için. Ama isterseniz gelmeyebilirim. Şöyle yapalım. Ben Elif'i alayım. Birkaç gün bizde kalalım. Olur mu? Olmaz öyle şey. Bora Bey. Siz bana benden önce uyanacak, benden sonra uyuyacaksın demediniz mi? Sürekli sağımda solumda etrafımda olacaksın. Lep demeden leblebi anlayacaksın demediniz mi? Evet söyledim. Şimdi de vazgeçiyorum. Bir sakıncası mı var? Ha? Hayır yok. Ama sebebini merak ediyorum. Bir şey mi yaptım Bora Bey? Bir yanlışım mı oldu? Söyleyin düzelteyim. Bir sebebi de yok. Tamam. Kekimiz oldu. Al işte. Aa, uyumuş. Yapma ya. Gel bakalım prenses, gel gel gel. Kıyamam sana, kıyamam sana. Ben de uyuyakalmış Elif'i yatağına yatırayım. Üstünü de örtün. Örteceğim. İyi geceler. İyi geceler.
Puf 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 puf. Biliyorsun kızım bu işi. Yapıyorsun. Aa. Bora Bey, koşuyor mu? Koşuyor mu Bora Bey? Koşuyor, koşuyor. Bu saatte mi? Kekiymişiz. Bir tane daha keseyim mi? İyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arada kambersiz düğün olmaz da bizim kamberler de ya Tuğçe. Galiba sözlenmiş öyle mi? Duyunca şaşırdım vallahi. Ben de. Evet ya, aşk işte amcacığım, insanın karşısına bir anda çıkıveriyor. Bilemiyorsunuz ki ne zaman çıkacağını. Güzel. Ha. Ben sana kaç defa söyleyeceğim? Milyon defa mı söyleyeyim? Aşk diye bir şey yok kardeşim, tamam? Yalnız ben bu konuda sizin tam tersinizi düşünen birini tanıyorum. Ha, öyle mi? Ada, bu konu hakkındaki fikirlerini duymak isterim. Yani aşk yok dersek Kerem'le Aslı'yı, Tahir'le Zühre'yi, Leyla'yla Mecnun'u inkar etmiş olmaz mıyız? Hayır, olmayız. Bu bahsettiğin karakterlerin hepsi masal kahramanı. Gerçekte yoklar. İnkar etmiş oluruz, çok da ayıp etmiş oluruz oturduğumuz yerden şurada yemek yerken. Bence şey yapmayalım. Aşk, ben inanıyorum ya aşka. Aşk gözümüzün değdiği her yerde bence. Yani yeter ki görmesini bilin. Selin Hanım, siz Rus salatası alır mısınız? İkram edeyim. Alayım. Hı, tabii. Rus salatası neden yapılır? Neden yapılır? Neden yapılmasın? Çok güzel gülüyorsunuz. Götürüyorsunuz. Ada, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen Bora Bey, can kulağıyla dinliyorum sizi. Aşk, şairlerin ve romancıların uydurması. Aşk denilen şey, erkek gözüyle söyleyecek olursam, bir kadını ilk gördüğün anla onu gerçekten tanıdığın an arasında yaşadığın jet lag'tır. Kadının için de böyledir diyorsunuz yani. Bir erkeği gördüğü anla onu tanımaya başladığı an arasında. Hı hı. Aynen öyle. Ah Tuğçe, neredesin Tuğçe, gel. Felaket şeyler oluyor burada. Ne var, ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Ne? Size kesinlikle katılmıyorum Bora Bey. Öyle mi? Ben de buna hiç şaşırmıyorum zaten Ada. Neden şaşırmıyorsunuz? Çünkü kadınsın. Kadın düşmanıyız öyle mi? Alakası yok. Benimki sadece durum tespiti. Neymiş tespit?
Kadın yapısı gereği böyledir. Aşka aşık. Evet, yapımız gereği duygusal olduğumuz çok doğru. Ama erkeklerin de yapısı gereği birazcık şey olduğu doğru. Ne gibi pardon? Öküz, duygusuz, sığır hangisi? Vallahi sıfatları siz saydınız. İstediğiniz yeri, istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bilmem biliyor musun ama Romeo ve Juliet yazan bir erkek. Frankenstein yazansa bir kadın. Dediğiniz gibi sadece masallarda ve romanlarda. Evet, evet aynen öyle. Ama kadın yapısı gereği böyledir. 5 yaşında bir kız çocuğu tül perdesinin arkasına geçer, tülün yüzünü örter, ben gelin oldum der. Ama babasının kravatını takıp ben damat oldum diyen bir erkek çocuğu göremezsin mesela. Ben yapardım. Evet, erkek çocukları genelde alırlar silahlarını, ona sıkarlar. Bunu öldürdüm, yok canavar öldürdüm, yok uzaya çıktım falan filan gibi saçma sapan şeyler yaparlar. Evet, aynen öyle. Çünkü erkek hayatını mücadeleyle, kadınsa hayallerle geçirir. Aa, siz baya baya kadın düşmanısınız. Düşman falan değilim adı. Nesiniz peki? Bunu seninle tartışacak da değilim. Neden tartışmıyoruz? Neden? Çok güzel bir soru. Neden? Açıklayayım neden. Çünkü sen ön yargılısına da tek taraflı bakıyorsun. Olayları objektif değerlendiremiyorsun. Hatta pek çok olayı kişisel algılıyorsun sen. Ben mi? Sen. Ben mi ön yargılıyım? Evet, sen ön yargılısın. Ben mi kişisel algılıyorum evet. Her şeyi? Asıl siz gözünüzdeki gurur perdesini indirirseniz bizim gibi sıradan insanların inandığı şeylere. Aşk gibi mesela. Saygı duyabilirsiniz belki. Zafer amcacığım ben çok özür dilerim. Ben siz istediğiniz için buradayım ama şu an gidiyorum. Hadi inşallah. Hadi Selin, çıkıyoruz hadi. Kızım saçmalama, gidiyor muyuz gerçekten? Evet, gidiyoruz gerçekten, kalk. Ada çok rica ediyorum, sen Bora'nın kusuruna bakma, lütfen kalk. Zafer amcacığım, asıl siz benim kusuruma bakmayın. Ben yemeğinizi berbat ettim, çok özür dilerim. Şunu bileydin. Bora, evine gelmiş bir konuğa, sofrandaki bir misafire nasıl davranıyorsun, farkında mısın sen? Yok, yok Zafer amca, hiç önemli değil. Ben artık şaşırmıyorum Bora Bey'in yaptıklarını, söylediklerini. Hiç şaşırmıyorum. Evet, aynen öyle Ada. Ben sana çok şaşırıyorum ama biliyor musun? Şaşırmayacaksınız bundan sonra. Ben yokum artık. Oh! Hele şükür. Ben gidiyorum. Git. Git. Git hadi güle güle git. Keşke sizi hiç tanımasaydım. Evet. Ne güzel. Bak ne güzel oldu. İlk defa bir konuda aynı fikirdeyiz değil mi? Keşke ben de seni hiç tanımasaydım. Hatta ben senin adını bile bilmeseydim keşke. Aşk kendi seçer.